düzenli spor yapıyorsun yüz yogası yapıyormuşsun. Yüz duydu. yogası yapıyorum evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mi yüzünde bir şey yok? Doğru söyle kız. Gerçekten yaptırmıyorum Nasıl bir kız? Şey. Dolgu yaptırmıyorum, botoks bir şey yok dediğin vitamin tabii ki yaptırıyorum. Ha, ben de yaptırıyorum vitamin. vitamin. Çok önemli. Mezoterapi denen o evet işte, ben de mezoterapi, mezoterapi yaptırıyorum. Mezoterapi yaptırıyorsun ama gördüğüm kadarıyla sen de dolgu yaptırmıyorsun. Hiç. Ben de mi? dolgu hiç yok. Şurada, Şurada bir çizgim vardı benim. Orası çok derinleşmişti. Dizilerde birazcık sertleştiriyordu. Oraya bir tek botoks yapmışlardı. Hmm. İki kere bitti. O çizgi kalmadı artık. Gerek de kalmadı. Bir buçuk evet. senedir hiçbir şey yapmıyorum evet. oraya. Ama başka hiçbir şey mezoterapi dışında hiçbir şey yapmıyorum. Ben de mezoterapi yapıyorum. Ve çok da severek yapıyorum. Çünkü vücudunda eksilen kolajeni tamamlıyor evet. mezoterapi. Yani evet. Bir sürü çeşidi var bunun işte. Somon DNA'sı var. Bir sürü çeşit çeşit. Çok da severek yaptırıyorum. O, o dönem senin... yapmıyorum çok yüz yogası mesela. Ha. Çünkü cildini zaten çok kaslarını harekete geçirdiği için bir beş gün falan ara veriyorum. sonra tekrar yapıyorum. Yüz yogası ile ilgili sorularım var sana. Benim de senin gibi çenemin bak değil mi? Tatlı evet. kırışıklıkları var. Evet. Çok seviyorum gerçi evet. de. Karakteristik ifade bunların hepsi. Evet. Ama yüz yogasının biraz da tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorlar. Çünkü yanlış yapılırsa ve yüzündeki çok yanlış önemli. kasları çalıştırırsan bir problem. Bir Bilgi kirliliği var. Evet. Var. İnanılmaz. Herkes işte yüz yogası yapıyor. Herkes eğitmen. Herkes bir şey biliyor. Ya da bunu ticari kaygıyla e, hayatına katmak isteyen insanlar var tamamen. Bunun bir felsefesi var. Ve e, bir etiği de var her şeyde olması gerektiği gibi. Yani her yüze yüz yogası olmuyor. İşte işlemli bir yüze olmuyor. E, işte gerdirilmiş bir yüzü olmuyor. Bunu... Yapmaması gerekiyor eğitmenin. Bir sürü kriteri var bunun ve ben bu kadar araştırmalarım sonucunda Tuana ile tanışmam da benim hayatımda bir kırılma noktasıdır. Bana çok büyük katkısı oldu. Ne değişti yüz yogasından sonucunda? Daha bir ifademin yumuşadığını hissettim. Çok güzel. Evet daha bir yumuşadığını daha bir bir de işte mutlaka ki karışıklık oluyor vardır karışıklık Tabii. ama bizim vücudumuz kaslardan oluşuyor. Aynı şekilde yüzümüz de kaslardan oluşuyor. Vücudumuzdaki kasların aynısı yüzümüzde de var. Evet. Ve o kasları çalıştırarak diri tutmak bizim elimizde. Çok iyiymiş. Mesela benim yüzüm kaslı bir yüz oldu artık vücudum gibi. Çünkü haftada iki gün ciddi anlamda ben kaslarımı hareket ettiriyorum ve güçlendiriyorum. İşte bu işlemler işte botoks gibi ya da dolgu gibi işlemler kası zayıflatan işlemler. Tabii tembelleştiriyor. Tembelleştiriyor, Tabii. bloke ediyor. Ama Tabii. ben kaslarımı güçlü tutarak onların zaten daha diri kalmasını sağlayabiliyorum. Böyle bir şeyi var, yüz yogasının farkı var. Peki şunu merak ediyorum. E, kendi adıma da bunu hep kendime soruyorum. O yüzden sana soracağım. E, güzel seçildik diye mi hep güzel kalmaya çalışıyoruz sence? Yani onu sonuna kadar olabildiğince elimizde tutabilmek, evet kendime iyi baktım, iyi yaş alıyorum diyebilmek için mi? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Düşün, Biz güzel seçilmeseydik de dikkat etmeyecek miydik kendimize acaba? Evet ben de bunu çok sorguluyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bu bir baskı mı diyorsun üzerimizde? Biraz baskı. Yani şey duygusunu seviyorum çünkü. İşte 47 yaşındayım. Yaşıt sayı Evet. seninle. Ee, ve şey duygusunu seviyorum yani. Hala çok güzelsiniz. Evet, hala bakım, bakımlı olmayı ben çok seviyorum. Güzel ha. ve bakımlı olmayı. Yani güzellikten öte bence bakımlı olmak da bana çok güzel geliyor. Bir de hani güzellik neye göre güzellik? İçini de güzel tutabilmen, beynini de güzel tutabilmen, Hı. kalbini de güzel tutabilmen, yaydığın enerjiyi de güzel tutabilmen bence esas güzellik. Ama sen hep çok saf sevgiyle hayatı yaşayan bir kadınsın ya. Sen o, mesela kimseye kötülük yapamazsın, kimse hakkında kötü düşünemezsin. Hani senin gıyabında hep konuştuğumuz bir şey aslında yüzüne konuşuyor olabilirim ama hiç senin öyle oralarda kafan yorulmaz yani. E, hiç o enerjiye girmek, hiç, girmek istemem. Evet. Hiç öyle değilsin. Hep pozitif. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öylesin Hı. ama ben seni tanıdığımdan beri hiç değişmedin. Ve her şeyi aslında kalbinle yaptığın için, o saflıkla yaptığın için de o düşmeler, kalkmalar, inmeler, çıkmalar oldu evet. hayatında. Herkesi kendin gibi zannettiğin için. Ama hiç vazgeçmedin evet. o saflıktan. Evet. Bu ben çok güzel ona bir, çok bir şey. Inanıyorum. Hem zekisin hem safsın evet. ama. Yani aslında bu saflık da bir zeka gerektiren bir durum. İyiliği seçmek de, iyilikte kalabilmek de bir çaba gerektiriyor. Kötü olmak çok kolay. Evet. Mesele iyi de kalabilmek. Evet. Kötülük çok kolay Ceyda. Bir çok. insanın kalbini kırmak çok kolay, kuyusunu kazmaya çalışmak çok kolay. Önemli olan insanların üzerinde gerçekten samimi bir etki bırakabilmek. Gerçek bir samimiyete çok değer veriyorum ben. Bir de çok tatlı bir mesafede duruyorsun. hep. Onu nasıl yapıyorsun? Görüşmüyor musun kimseyle? Çok fazla insanla görüşmüyorum. Evet, Hala hoş. daha çocukluk arkadaşımla çok yakın görüşüyorum. Herkese çok içimi açmam, herkese çok içimi, herkesi içime kolay kolay almam. Evet herkesle iyiyim kimseyle bir sorun yaşamam vardır mutlaka sevmediğim insanlar ama tartışmaya girmeyi sevmem hmm. tartışmaktan hoşlanmıyorum o enerjiden hoşlanmıyorum. Peki kültür sanat yolculuğu nasıl başladı çok merak ediyorum yıllar önce ben seni çok güzel bir kanalda yine çok güzel bir program sunarken gördüm İlk gördüğümde çok şaşırdım. Aa dedim Nefise kültür sanat programı sunuyor evet. bakalım ne olacak evet, merak sene. ettim. <laughs> Ve gerçekten 10 sene o evet. kadar güzel sırtlandın ve biliyorum ki gıyabında gerçekten her şeyi bıraktın. Evet bıraktım. Buna konsantre oldun. Evet. Deli gibi çalıştın, hazırlandın evet. ve kendini Çok. müthiş geliştirdin Çok bu konuda. Çok teşekkür ederim. Neden? Ee, aslında bak işte bak güzel olmanın getirdiği e, biraz da o ön yargılar var. Hı. Ee, ben tabii ki bununla karşılaştım. Ne evet, de olsa hepimiz. zaten güzel. Güzel olduğu için burada tabii. diye düşünüleceği için. Ceyda birisi bir çalışacaksa ben bin çalıştım. Gerçekten öyle. Hiç unutmam böyle röportaja gidiyorum. Daha böyle ön yargıyla bakan insanın günün sonunda röportajın sonunda ben bir şey itiraf edeceğim. Gerçekten çok güzel hazırlanmışsın. Çok etkilendim. Çok teşekkür ediyorum bu röportaj için. Beni bu kadar çok araştırıp gelen çok nadir insanlardan birisin. Diye söyleyen de oldu. Bütün Eminim. bu çalışmalarımın sonucunda işte maalesef o ön yargılara karşı hep bir kendimizi ispatlamak durumunda kalıyoruz. Ve ben bir çalışacaksam bin çalışmak durumunda kaldım. Sonuç? Ama sonuç böyle mutluydum ve 10 sene devam etti programım. Şahane bir ekiple çalıştım. Hepimiz çocuk çocuğa karıştık. Evlendik hala görüşüyoruz. Çok güzel insanlar kazandım. Çok şey öğrendim. Değil mi? Koca bir okul gibiydi yani e, müthiş bir donanım kazandım. Ve şimdi eğitmenlik mi yapıyorsun? Şimdi eğitmenlik yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ee, benim yıllar önce ders aldığım bir kurumdan, e, spikerlik ve oyunculuk ve diksiyon e, dersleri veren bir kurumda ben eğitmenlik yapıyorum. Bütün ekran önünde öğrendiğim, kültür sanatla ilgili öğrendiğim, bu programı yaparken e, edindiğim bütün bilgilerimi şimdi... Oraya gelen gencecik öğrencilerle paylaşıyorum. Bu benim için müthiş bir heyecan. Evet. E, haftada iki gün e, olarak başladım. E, şu ara onunla çok ilgileniyorum. E, bu beni çok mutlu ediyor. Hatta böyle eve geliyorum Maya beni görüyor. Elimde notlarım var çalışıyorum hazırlanıyorum. Anne bizim okulda da der <laughs> derse girecek misin diye bana soruyor. O kadar tatlı ki o da dördüncü sınıfta. E, o da benimle birlikte heyecanlanıyor. Zaten artık öyle güzel bir şey ki bir evlat sahibi olmak, bütün mutluluğunuzu, heyecanınızı çok güzel paylaşıyorsunuz.